silah bombası katkülüyle başından ağır yaralanan 17 yaşındaki Ali Tombul'un sağlık durumu iyiye gidiyor değerli izleyenler. Oğlunun başucundan bir an olsun ayrılmayan babası Mehmet Tombul, Ali'nin sağlığıyla ilgili son durumu ulusal kanala anlattı. Mehmet Tombul, Ali'yi vuran AKP iktidardır, hesabını soracağız dedi. Tüm Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeyiz. 7 Temmuz akşamı hükümet istifa eylemleri sırasında polisin attığı biber gazı kapsülüyle başından ağır yaralanan Ali Tombul'un durumu iyiye gidiyor. 10 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Ali Tombul uyandırıldı. Gerekli tetkikler yapıldıktan sonra tekrar uyutuldu. Baba Mehmet Tombul, Ali'nin sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri ulusal kanala değerlendirdi. Ali uyanacak dedi. İyi bir şekilde de döneceğini hissettirdi bana. Her zaman söylüyorum. Gerçekten çok güçlü bir çocuk. O gücü gerçekten de görüyordum. Ondan şu anda daha da büyük bir güç gördüm. Yani inanın oradan kalkacak. Herkese tek tek teşekkür edecek. Baba Tombul, halkın AKP hükümetine karşı başlattığı haklı mücadeleyi kazanacağını söyledi. İnsanların, temiz kalpli insanların, davasında haklı olan insanların hayır dualarını, başarılarını eksik etmez. Yani bu halkın her şeyden haberdar olmasına hakkı var. Çünkü her zaman yanımızdaydılar, her zaman desteklediler ve zaten biz de halkımız için mücadele ediyorduk. Mehmet Tombul, Ali'nin durumundan AKP hükümetini sorumlu tuttu. Suçu işleyen benim oğlum değil tabii ki. Ali'nin bu durumda olmasını sağlayan diyelim artık, gerçekleştiren kişiler suçlu. Sorunlar ortada değil mi? Yani sonuçta birileri öldürmeye teşebbüs edenler. Ya da işte o emri kim veriyorsa onlara. Evet, sesle ilgili program.